Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim. Bildiğiniz üzere bir önceki videomuzda sizlerle birlikte 1868-1870 yıllar arasındaki 2 yıllık süreçte meydana gelen gelişmeleri, bu olayları elimizden geldiği dilimizin döndüğünce anlamaya ve anlatmaya çalışmıştık. İnşallah bu videomuzda sizlerle birlikte ele alacağımız konu 1870-1874 yıllar arası Osmanlı İmparatorluğu kronolojik tarihi olacaktır. Biz bu videomuzda sizlerle birlikte bu 4 yılı elimizden geldiği dilimizin döndüğünce anlamaya ve anlatmaya çalışacağız. Öncelikle hepiniz tekrardan videoma hoş geldiniz. O zaman hazırsanız videomuzun ilgili kısmına geçebiliriz. 1870 tarihinde ne oluyor değerli dostlarım? 1870 tarihinde Osmanlı Devleti'nde meydana gelen çok önemli bir gelişme var. Karadeniz'in tekrar silahlandırılması ve Rusya'nın Paris Anlaşması'nın hükümlerini tanımaması. Ne diyordu Paris Anlaşması? Karadeniz silahsız bir barış ortamı içerisinde varlığını devam ettirecektir diyordu. Lakin Rusya bu kararı tanımıyor. 1870 tarihinde Darülfünun'un açılması teşebbüsü gerçekleşiyor lakin başarısız oluyor. 1870 tarihinde bir insan doğuyor. Mimar Kemalettin Bey çok önemli bir insandır. Bu insan 1927 yılında ölüyor. Evet, 1870'in 20 Şubat'ında Darülfünun Osmani'nin büyük bir merasimle açılması. Yani İstanbul Üniversitesi büyük bir merasimle 20 Şubat 1870 tarihinde açılıyor. 26 Nisan 1870 Darülmuallimat'ın açılması, 2 Temmuz 1870 Kavani'nin ve Nizamat Dershanesi'nin açılması. Bakın Osmanlı Devleti'ndeki ilk dershane 1872'nin 2 Temmuz'unda açılan Nizamat Dershanesi'dir değerli dostlarım. Bunu da bilmemizde fayda var. 1871 tarihinde Sadrazam Ali Paşa vefat ediyor. 1871 tarihinde Saint Esprit Okulu'nun kurulması gerçekleşiyor. Bakın dostlar şöyle bir... Neyse o sohbet kısmında onu konuşalım. Bir şey anlatacaktım da neyse. Sohbet kısmında onu konuşalım. 1871 tarihinde Abdülaziz'in şahsi dairesi artıyor. Mahmut Nedim Paşa vekil azam, vezir azam oluyor değerli dostlarım. 1871 tarihinde Dersaade Teva Hilat Borsası nizamnamesi yayınlanıyor. Yani İstanbul Borsası, günümüzdeki İstanbul Borsası bu dönemde kuruluyor değerli dostlarım. 1871 tarihinde posta ve telgraf nezaretlerinin birleştirilmesi ve ikinci posta nizamnamesinin neşri yazılması. Bakın dostlar posta ve telgraf. Ardından tabi telefon ekleniyor ilerleyen yıllarda, 50 yılda. Posta, telefon ve telgraf. Günümüzde hala hizmet veren, hem kargo alanında hem başka türlü alanlara hizmet veren PTT dediğimiz yapının kurulması bu tarihte gerçekleşiyor. Tarih ne? 1871 tarihinde PTT kuruluyor değerli dostlarım. 1871'in 22 Ocağı'nda İdare-i Umumiye-i Vilayet Nizamnamesi kabul ediliyor. Yani vilayet kanunları. Vilayet düzenlemesi yapılıyor. Yani il düzenlemesi yapılıyor. Evet. 1871'in 13 Eylül'ünde Sinasi ölüyor. 1872 tarihinde Emniyet Sandığı'nın subaylara açılıyor. Emniyet Sandığı günümüzdeki Ziraat Bankası'dır değerli dostlarım. Oradan evrilerek günümüze kadar gelmiştir. 1872 tarihinde Maarif İdaresi kuruluyor. Yani Milli Eğitim Bakanlığı o dönemde kuruluyor. Madin Mektebi kuruluyor. 1873 tarihinde Meclisi Tetkikat-ı Serriye kuruluyor. Yani günümüzdeki Yüce Divan'dır. Bir insan yani bir yönetinin, bir cumhurbaşkanının ya da bir bakanın Yüce Divan'a gidilmesi için 400 milletvekili onayı şarttır. Günümüzde de bu hizmet devam etmektedir. Bu hizmet devam etmektedir değerli dostlarım. Evet. 1873 tarihinde Mehmet Akif İstiklal Marşı'nın şairi doğuyor. Türkçe ilk modern tıp sözlüğü olan
tıp lügatı, tıbbiye yazılıyor. Safa Paşa'nın yeni bir Darülfünun kurmakla görevli üniversite gerçekleşiyor. Yeni bir üniversite. Darülfünun Osmani kapanıyor. Darülfünun Osmani kapandı. Evet, 1873 tarihinde Mektebi Sultani'nin Galatasaray Üniversitesi Gülhane Bahçesi'ndeki saraya bitişik binalara nakledilmesi gerçekleşiyor. Haziran 1873 tarihinde. Ve sonra da yeni bir faaliyet gerçekleştirilmiyor. 1874 tarihine kadar değerli dostlarım. Dostlarım, bu videoda ağırlıklı olarak bizlerle birlikte neyi ele aldık? Şimdi birlikte biz bu videomuzda ağırlıklı olarak hep Osmanlı eğitimi, Osmanlı eğitimi, Osmanlı eğitimi dedik. Peki şimdi Osmanlı eğitimi nedir dostlar? Osmanlı eğitimi dediğimiz yapı, ya şöyle düşünün. Ben şunu konuşacaktım. Diyelim ki siz, kelimelerimi doğru seçmeye çalışıyorum. Bir ülkeyi yönetiyorsunuz. Ve ülkede çeşit çeşit, ne oldu belli olmayan, birçok organizma şeklinde özel okul kuruluyor. Osmanlı Devleti, yani ülkeniz ne olur? Tabii ki de zaman içerisinde yıkılır, gider, mahvolur. İşte empirasyonistlerin, işte derinlerin, efendim karanlık odaklarının, dış mihrakların hedefi haline gelirsiniz değerli dostlar. Tabii Osmanlı Devleti güçlü döneminde bunun farkına varmıyor ve zaman içerisinde de bu Osmanlı'nın basına bela oluyor. Peki nasıl bela oluyor Osmanlı'nın basına? Dostlar, şimdi bakın, Osmanlı Devleti diyor ki benim ülkemde istediğin gibi özel okulunu açabilirsin. Ben seni denetlemem. Denetlemem. Özel okullar için konuşuyorum. İstediğini yapabilirsin. Tabii bir denetim var ama çok yani şey bir denetim. Naif. Aman efendimiz kızmasın. Naif denetimi. Ve bunun sonucunda değerli dostlar, Osmanlı Devleti yıkılıyor. Nasıl yıkılıyor? Çünkü yani neyden yıkılıyor? Çünkü eğitimini denetlemeyen bir devlet yıkılmaya muhtaçtır. Çünkü o eğitim kurumlarında birçok dış odaklar da insanları entegre edebilirler kirlemelerine. O yüzden Atatürk'ün çıkardığı tevhid-i tedrisat kanunu çok büyük bir öneme sahiptir ki bu sayede eğitim birleştirilmiş ve dış mihrakların eğitim üzerindeki emelleri tutmamıştır değerli dostlarım. Şimdi gelin 7-8 dakika boyunca bir video dinleyelim, bir ses kaydı dinleyelim. Osmanlı eğitim kurumlarıyla ilgili. Değerli dostlarım, değerli kardeşlerim. Evet, o zaman ben videomuzu açayım. Hocalara geldiniz, hoş geldiniz. Fikret hocamızla müfredata yeni eklenen konular işlemeye devam ediyoruz. Bu kez neyden bahsedeceğiz hocam? 11. sınıf arkadaşlar, 19. yüzyılda sosyal hayattaki değişimlerden bahsedeceğiz. Bunlar arkadaşlar yeni konulardır. Konu başlıkları üzerinden konumuzu anlatacağız. Notlarımızı tutuyoruz. Şimdi Osmanlı Devleti'nde modern eğitim kurumları, Osmanlı'da eğitim kurumları nasıl modernleşiyor, neyle etkili bir durum, ondan önce hangi eğitim kurumları Osmanlı'da popüler, bunlara kısaca değineceğiz arkadaşlar. Şimdi tabii Osmanlı Devleti neden eğitim konusunda modernleşiyor, onu kısaca değineyim. Osmanlı Devleti arkadaşlar kuruluşta yükselmede bol bol toprak kazanıyor. Fetihlerine fetih katıyor. Tamam. Duraklamada biraz yavaşlıyoruz. Para bol. Para da bol. Duraklamada yavaşlıyoruz. Sonra diyoruz ki, ya biz niye durakladık? Ya biz niye durakladık? Ya bu Avrupalılar bizi kısa sürede yenerken bize bir sıkıntı var. Diyor ya askeri ya da eğitim. Bakın, hem askeri hem eğitim. Ve eğitimde değişikliğe gidiyoruz. Ve zaten biliyorsunuz Lale Devri ile birlikte arkadaşlar Avrupa'da bizde Avrupa'ya tarzı bir batılaşma gerçekleşiyor arkadaşlar. Ve ne yapıyoruz? Biz Avrupa'daki sistemi kendimize entegre etmek için Avrupa'dan o dönemde uzmanlar getiriyoruz. Mesela 1. Mahmut döneminde Comte Banovo'yu getiriyoruz hocam. Ki askeri anlamda bir yenilik yapıyoruz arkadaşlar. Sonra ilk kez 18. yüzyıldan itibaren gerçekleşen reformlar Osmanlı Devleti'nde çağdaşlaşma hamleleri yapılmış olacaktır eğitim alanında. Peki ne olacak? 1. Mahmut döneminde batı tarzı açılan ilk askeri kurum, hendesehane, subay yetiştirme okulu hocam.
kurulacak bu dönemde. Ardından Mühendishane Bahri Hümayun, Kaptan-ı Derya Hasan Paşa'nın önerisiyle 1775 yılında İstanbul'da kurulacaktır. Ya, deniz mühendisliği. Deniz mühendisliği. Ve deniz subayı yetiştireceğiz burada arkadaşlar. Şimdi bu okulun, bu Mühendishane Bahri Hümayun okulunun hocalarına baktığımızda bu dönemde yine getirilen 3. Mustafa döneminde Baron Dedot'tur arkadaşlar. Baron Avrupa'dan Dedot. Getiriyoruz bu kişi. Şimdi 2. Mahmut da o dönemde kurduğu Asakire-i Mansuriye Muhammedi ordusuna asker yetiştirmek için Mektebi Harbiye adlı bir subay okulu kuracaktır. Yine bu da Batı tarzı bir okul olacak. Daha sonra okullar yine açılmaya devam edecek ki Mektebi Mülkiye açılacak 1859 tarihinde. Daha sonra bu Mektebi Mülkiye ismini 1877'de arkadaşlar Mektebi Mülkiye Şahane olarak değiştirecektir ki burada üst düzey devlet adamları da yetişecek. Peki günümüzde bu okulun ismi nedir diye sorduğum cevabı hemen Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, ondan dolayı hala mülkiyelilerden değil mi? Aynen öyle, mülki kavramı oradan gelir arkadaşlar. Şimdi Osmanlı'da yabancı okullar, ya Osmanlı'da hocam o kadar yabancı okul var ki bu dönemde toplam 1600 civar yabancı okul kurulmuş. Ya 1600 civar. Peki bu yabancı okullar ne için kuruyorlar? Onu zaten birazdan dipnotta ben size belirteceğim. Hocam temel nedeni Osmanlı'yı yıkmak. Ve bir de Hristiyanlık. Hristiyanlık. Çünkü bunu cizvi tarikatlar falan kuruyor. Bu çok önemli. Şimdi Osmanlı Devleti haliyle bu kurulan azınlıkların kurduğu okullara izin veriyor. Misyoner oluyor. Tabii izin veriyor. Bunlar şeylerini, okullarını kuruyorlar. Tabii yabancı okulların amacı aslında Osmanlı Devleti'nin yönelik bir faaliyetlerde bulunmak. Nasıl anlıyoruz? Örnek diyelim. Rum isyanı çıktı. Ermeni isyanı çıktı. Bu okullar oradaki o isyancıları destekliyor. Bakın para yardımı, silah yardımı ne varsa bu okullar bunları yapıyor arkadaşlar. O yüzden devlet aslında düşman okullar bunlar. Osmanlı topraklarında yabancı okullar özellikle kurulan bölgelere dikkat edin. Orta Doğu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu. Neden? Çünkü orayı Osmanlı'dan koparmak istiyorlar. Ve planını yapmışlar. Şimdi Osmanlı Devleti tabii yabancı okullar kurulurken hocam Marif-i Umumiye Nizamnamesine göre denetlenmesi için bazı kurallar getiriyor. Diyor ki okul kuracaksan önce benden şey alacaksın. Ruhsat alacaksın. Yani milletin bakanı. Yani, ruhsatı aldım. Ardından anlatacağın tarih, matematik ne varsa onun içeriğini bana gösterip ben ona bir onay vermem lazım. Öyle anlatacaksın. Fakat bu Marif-i Umumiye Nizamnamesi çıkıyor hocam. Fakat başarılı olmuyor. Biz bunun takibini çok iyi yapamıyoruz. Yani adamlar cirit atıyorlar. Azınlık okullarında. Ve Lozan Barış Antlaşması'ndan sonra zaten biliyorsunuz tüm okullar milli eğitime bağlanıyor arkadaşlar. Evet, tevhidi tedrisat mıdır? Evet. Şimdi resmi tarihli ilk Fransız okulu hepinizin bileceği 1583'te Cizvit rahipleri tarafından kurulan Saint-Benoît okuludur arkadaşlar. Daha sonra tabii bunun dışında bir sürü okul kuracak Fransa'da. Ve ardından Amerika'nın kurduğu ki Amerika'da çok okul kuracak. Harput Amerikan Kolej var. Harput'tan değil mi? Evet, Harput'tan. Ermenilerin de ilk resmi okulu Kumkapı'da kurulacaktır. Ve bunun dışında toplamda 1600 yakın okul kurulmuş olacaktır. Şimdi, tabii... Bunlar bizim okullarımız. Evet, şimdi 2. Abdülhamit de bu Batılıların okullarına karşı bir akademik eğitimde öte meslek eğitimi veren okullar açmaya karar verdi. Meslek liseleri. Tabii meslek liseleri ve bu okullar Abdülhamit döneminde açılıyor. Baktığımızda Sanayi Nefise Mektebi, Güzel Sanatlar Fakültesi. Osmanlı'nın ilk Güzel Sanatlar Fakültesidir. Sanayi Nefise Mektebi. Daha sonra Polis Mektebi kurulacak bu dönemde. Kız Sanayi Mektebi, Kız Güzel Sanatlar. Hendese-i Mülkiye Askeri hocam bu. Gümrük Mektebi kurulacak. Mektebi Fununu Maliye Ekonomi ile ilgili lisan dil öğretilecek ki öğretilen diller Fransızca olacaktır. Aşiret Mektebi diyecek ki aşiret nedir falan evet. filan onu bir açıklık getireyim hocam. Şimdi Osmanlı'da üst düzey aşiretler var ve bu aşiret liderlerinin çocuklarını Osmanlı Devleti eğitmek için hocam okul kuruyor. Sırf amaç aşiret üyeleri geliyor değil mi? Tabii amaç aşiret üyeleri, aşiretin hepsi devlete sadık olsun. Kontrolümüz altında olsunlar diye. Daha sonra deniz ticareti ile ilgili deniz ticareti mektebi bu dönemde kurulacaktır. Hamidiye Ticaret Mektebi, ekonomiyle ilgili Çoban Mektebi, çobancılık biliyorsunuz hayvancılık Osmanlı'da önemli. Orman ve Maden Mektebi kurulacak yine bu dönemde. Bunlar hep meslek okullarıdır arkadaşlar. Tüccar Kaptan Mektepleri, Hukuk Mektebi, Sığır Kör ve Dilsizler Mektebi, bunlar hep meslek lisesi. Fen Resim ve Mimari Mektebi, Darül Malim yani öğretmen yetiştirme mektebi olacak. Neler okullarmış aslında? Zeytincilik ve Yağcılık Mektebi. Tabii çok yaratıcı. Ameli Ziraat Mektebi, tarımla ilgili, ziraat ve baytar, hayvancılıkla ilgili arkadaşlar. Sulama ve Drenaj Mektebi, bu da bazı yerleri drenaj yaparsın ki hani su kaçağı vesaire belli şeyler olmasın diye. Bu tarz mektepler Osmanlı döneminde kurulacaktır. Evet dostlar, video modun sonuna geldik. Yani ses kaydının sonuna geldik. Biz bu videomuzda sizlerle birlikte Osmanlı Devleti'nde 1870-1874 yıllar arasındaki 4 yıllık süreçte meydana gelen gelişmeleri ve olayları elimizden geldiği dilimizin döndüğünce anlamaya ve anlatmaya çalıştık. İnşallah önümüzdeki hafta yeni videomuzda ele alacağımız konu 1874-1876 yıllar arasındaki
Osmanlı İmparatorluğu kronolojik tarihi konusu olacaktır. Bu 2 yıllık tarihi önümüzdeki videomuzda anlatmaya ve anlamaya çalışacağız. Öncelikle hepinize tekrardan videomu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İnşallah yeni bir videomuzda yeniden Osmanlı tarihini anlamaya ve anlatmaya devam edelim. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Yeni videomuzda görüşmek üzere.